Razı olsun. Ben bu anlamsızlığı biraz da şöyle bakmak istiyorum. Mesela bu bir grup insan bir psikiyatrist eşliğinde toplanıp birlikte konuştuklarında onları yönlendirmek için gerçekten kendilerinin değerlerini ortaya koymak için psikiyatrist şöyle diyor. Hepimiz bunu kendimize de diyebiliriz, sorabiliriz. Diyor ki sen gerçekten nesin? Sana mesleğin mi değer veriyor? Yani mesleğini çıkar, mesleğin sen değilsin. Sen rol olarak bir anne olarak mı ya da bir baba olarak mı rol alıyorsun? Onu da çıkar. Sen gerçekten kimsin? Bu dünyada senin bir amacın, bir şeyin nedir? Sana değer veren nedir? Yani seni sen yapan nedir burada? Mesleğin değil, varlığın, malın, mülkün değil, çocukların değil. Onları çıkar. Onların hepsi seni oluşturmuyor. Onlar senin dışında. Peki seni sen yapan gerçekten nedir? Yani bu soruya verecek hiçbir cevap bulamıyorlar. Çünkü bakıyorum, ben de bulamıyorum. O şekilde bakınca, o nazardan bakınca ben de bulamıyorum. Çünkü bu dünyada her şeyin bir sonunun olduğunu görüyorum. Yani varlığın sonu, mesleğin sonu, çocukların sonu, her şeyin bir sonu olduğunu görüyorum ve ben de bu beni ben yapan nedir? Gerçekten ben neyim? Yani niye buradayım? Her şey ölüyor. Her şey birbirinin ardında savaş halinde. Neden birbirinin arkasında birbirlerini yemek için birbirlerini büyük balık küçük balığı yermiş gibi sürekli bir ölüm var? Yahut bilimle bakıyoruz mesela bir kainatın düzenindeki bir şeyi bulduk. Keşfedildi o. Bakıyoruz. Onun eksikliği çıkıyor bir anda. Yani mesela göz var, onun körlüğü var. El var, elsiz olan insanlar var. İşte hani böyle daha da en detaya indikçe hep aynı şeyi görüyoruz. Yani kalın bağırsak var, onun içinde daha da detay, daha da detay, onun da yokluğu var. Başka bir şey bulunuyor kainatta, onun da yokluğu var. Her şey böyle bir varlık var ama yokluğu da var. Her şeyin bir ölümüyle beraber insan kendi anlamını bulamıyor. Ya ben onlardan hiçbiri değilsem zaten bunlar faniye gidiyor. O zaman beni ben yapan asıl sonsuz olan nedir? Benim gerçekten anlamım nedir? Beni her şeyden bağımsız değerli kılan nedir? Çünkü her şey ölüyor. O anlam nedir? Bu soruyu cevaplayamadıklarını, o nazardan bakınca hiç cevaplanmadığını ve bu insanı büyük bir depresyona götürdüğünü görüyorum. Allah razı olsun.